Ta ki Tahir Sarıkaya Necati Şaşmaz'la görüşene kadar. Kurtlar Vadisi Kaos'un başlayacağı haberinden sonra Panafilm ve Necati Şaşmaz cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. YouTube'da görmüş olduğum kadarıyla birçok insan tepelerden uçmuş. Bu isimlerin yeniden oynama ihtimali yok. Kurtlar Vadisi önümüzdeki süreçte... Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Çıkan haberler doğru mu, yanlış mı, uydurma mı? Şu ana kadar Panafilm'den bir açıklama geldi mi? Kurtlar Vadisi Kaos'ta Süleyman Çakır, Memati Baş ve Abdüley Çoban karakterleri olacak mı? Kurtlar Vadisi gerçekten Şubat ayında başlayacak mı? Yoksa bu birkaç kişinin gündeme gelmek için çıkartmış olduğu uydurma haberler mi? Detaylar videomuzda. Herkese selamlar, ben Hüseyin Oçak. Bir Kurtlar Vadisi hayranı olarak Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak haberlerini gördükten sonra detaylı bir araştırma içerisine girdim. 2016 yılından bu yana kadar çıkan bütün haberleri sizler için derledim. Şu anda Şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos'un Show TV'de yayınlanacağı konuşuyor. Bu haber doğru mu, yanlış mı, yoksa uydurma mı? Biraz bu konu hakkında araştırma yaptım. Çünkü 2016 yılında Kurtlar Vadisi Pusu sezon finali yaptıktan sonra sürekli Kurtlar Vadisi'nin başka bir isimle başlayacağı konuşuluyordu. Araya bazı pürüzler girdi. Ülkede yaşanan olaylar Kurtlar Vadisi'nin yayınlanma tarihini biraz ileriye attı ve bazı haberlerden sonra da Panafilm, yani Necati Şaşmaz, açıklamalarda bulundu ve bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Ta ki Tahir Sarıkaya Necati Şaşmaz'la görüşene kadar. Ne oldu o görüşmede? Tahir Sarıkaya Necati Şaşmaz'ın ofisine giderek sohbet ettiğini bildirdi ve Instagram'da Necati Şaşmaz ile bir tane fotoğraf paylaştı. O fotoğrafın altına da 2022 yılında başlayacak olan Kurtlar Vadisi hakkında Necati Şaşmaz ile sohbet ettik dedi. Ve bundan sonra bütün takipçiler Tahir Sarıkaya'nın paylaşımının altına yorumlar atmaya başladı. Kurtlar Vadisi başlayacak mı diye. YouTube'da birçok insan Kurtlar Vadisi'nin başlayacağı yönünde haberlere yer verdi kendi kanallarında. Tahir Sarıkaya bütün bu gelişmelerden sonra bir tane açıklama daha yaptı. Fakat Necati Şaşmaz sessizliğini korudu. Necati Şaşmaz sessizliğini korurken Tahir Sarıkaya Kurtlar Vadisi'nin senaryosunun hazır olduğunu söyledi ve Necati Şaşmaz'ın bu senaryoyu tamamen bitirdiğini, 2022 yılında da çekilmek üzere hazırlandığını bildirdi. Fakat bundan sonra da Necati Şaşmaz'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Neydi o açıklama? Kurtlar Vadisi Kaos adında yayınlanacak dedi. Yani Kurtlar Vadisi önümüzdeki süreçte Kaos adı altında yayınlanacak. Fakat Kurtlar Vadisi Pusu bildiğin üzere sezon finali yapmıştı. Yani bir final yapmadı. Bu Kurtlar Vadisi Kaos muhtemelen Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı değil de ayrı bir senaryo olacak. Yani Kaos adı altında. Bildiğin üzere Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu olarak 3 ayrı isimde gösterime sunulmuştu televizyonda. Ve şu anda da Kurtlar Vadisi Kaos olacağı konuşuluyor. Oyuncu kadrosundan biraz bahsetmek istiyorum ve biraz da Kurtlar Vadisi Kaos gerçeklik payı var mı, bunları anlatmak istiyorum. Şimdi Kurtlar Vadisi büyük bütçeli bir proje. Çünkü her bölümde birçok mekanda çekim yapılıyor. Helikopterler, uçaklar kullanılıyor ve lüks araçlar kullanılıyor. Mekan kiraları çok fazla ve Kurtlar Vadisi'nin bütçesine yetecek bir kanal bulmakta Necati Şaşmaz zorlandığını söylemişti. Bundan önceki süreçte birçok kanalla da görüşme yaptığını bizzat kendisi söyledi. Fakat Kurtlar Vadisi bütçesini karşılayabilecek bir kanal bulamadığını beyan etti. Show TV'de yayınlanacağı konuşuluyor. Şimdi bugüne kadar Kurtlar Vadisi geri dönüyor haberlerinden sonra Necati Şaşmaz Panafilm adına bir açıklama yapardı. Ve o açıklama neydi? Şu anda böyle bir projemiz yok. Kurtlar Vadisi bir gün başlayacak ama elimizde net bir sizlere bilgi olarak sunabileceğimiz bir detay yok. Bu haberler gerçeklik payı yoktur diye bir açıklamada bulunuyordu. Fakat Kurtlar Vadisi Kaos'un başlayacağı haberinden sonra Panafilm ve Necati Şaşmaz cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bu haberin doğruluk payının olduğunu gösterdi. Şimdi 2021 yılının Şubat ayında izleyiciyle buluşacağı söyleniyor bu dizinin. Ama şu anda 4 Ocak tarihinde çekiyorum ben bu videoyu. Şu ana kadar yayınlanmış net bir fragman yok. Ve şunu da gönül rahatlığıyla söylemek isterim. Şubat'ta yayınlanacak bir proje için çoktan reklam çalışmalarının başlamış olması gerekiyordu. Fakat Kurtlar Vadisi'nin reklama ihtiyacı yok. En basit bir söylenti bile şu anda
Türkiye gündemine oturmuş durumda ve Kurtlar Vadisi yine gündem belirlemeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi Kaos hakkında biraz sizlere bilgi vermeden önce oyuncu kadrosu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. YouTube'da görmüş olduğum kadarıyla birçok insan tepelerden uçmuş. Kurtlar Vadisi Kaos'ta herkes Süleyman Çakır'ın, Memati'nin, Abdülay Çoban'ın yeniden bir araya gelmesini ve ekranlarda izlemek istiyor. Fakat bunu da detaylandırmadan önce bazı kanallarda izledim. Bunun doğru olduğunu söylüyorlar. Yani Süleyman Çakır oynayacak, Memati oynayacak, Abdülay Çoban geri geliyor falan diye. Arkadaşlar, bu isimlerin yeniden oynama ihtimali yok. Neden diye soracaksınız. Ve Memati'de oynamış olduğu karakter, Gürkan Uygun'un Memati karakterinden bahsediyorum, oynamış olduğu karakterden oldukça sıkıldığını belirterek diziden çıkmak istediğini söyledi. Ardından Oktay Kaynarca, yani Süleyman Çakır, yine büyük bir şekilde diziden ayrıldı. Yani çok kurşun yarası vardı ve bu insanların dönüyor olmasının mümkünatı yok. Öte yandan şunu da söyleyeyim. Abdülay Çoban ve Oktay Kaynarca zaten şu anda mevcut bir dizide oynuyor. Bu diziyi bırakıp da Kurtlar Vadisi Kaos'a geçeceklerini hiç sanmıyorum. Çünkü oynamış olduğu diziler gerçekten iyi bir konumda ve sözleşmeleri falan filan var zaten, bunları sizler de biliyorsunuzdur. Net olarak oynayacak isimler zaten belli. Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakteriyle oynayacak başrolde. Cahit Kayaoğlu yine tahminimce hem senaryo kısmında olacak hem de oyunculuk kısmında olacak. Erhan Ufak da oynayacak ve şunu da belirtmek istiyorum. Erhan Ufak geçenlerde bir canlı yayın yapmıştı ve eline henüz bir senaryonun gelmediğini söyledi. Kurtlar Vadisi'nin yayınlanacağını fakat şu anda net bir bilginin olmadığını söyledi. Pandemi dolayısıyla çekimlerin yapılamadığını, uygun zemin yaratılamadığını söylemişti. Fakat Kurtlar Vadisi'nin eninde sonunda yayınlanacağını da canlı yayında duyurmuştu. Necati Şaşmaz'ın dizi hakkında geçmiş dönemde yapmış olduğu bir röportaj var. Bu röportaj neydi? Kaos yönetimi diye bir ideolojinin olduğunu savunmuştu. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip kaos ile yönetmek, biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız demişti. Muhtemelen Kurtlar Vadisi Kaos'ta bu son zamanlarda yaşadığımız olayları canlandıracaklar. İşte koronavirüsünün yayılmasını, işte neden yayıldığı veya kimler bunu planladı tarzında, bildiğiniz üzere geçmişte de bu tarz konular işlenmişti ve işlenen bütün konularda birkaç yıl sonra doğru çıkıyordu. Yani biz bunları doğru olarak görüyorduk, yaşıyorduk bizzat. Devam edelim. Yakın coğrafyamızda Körfez olsun, bu civardaki ülkelerde siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabileceğiz, bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak dedi. Ve bu da bütçenin büyüklüğünü gösteriyor aslında. Global anlamda da Myanmar'dan, Afganistan'dan, Makedonya'ya, hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacağını da belirtti. Yani büyük prodüksiyonlu bir iş yeniden bizleri bekliyor Kurtlar Vadisi Kaos'la birlikte. Fakat Kurtlar Vadisi Kaos'un şu ana kadar yayınlanmış resmi bir fragmanı yok. İzlemiş olduğunuz fragmanlar, Kurtlar Vadisi Kaos adı altında yayınlanan fragmanların hiçbir gerçeği yansıtmıyor. Tamamen insanların izlenme alabilmek için derlemiş olduğu film kesitlerinin, dizi kesitlerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan videolar. Bunlara itibar etmeyiniz. Panafilm cephesinden resmi bir açıklama gelene kadar da Kurtlar Vadisi Kaos'un net olarak başlayıp başlamayacağını bilemeyiz. Şu anda gönlümüz, umudumuz başlamasından yana ben de Kurtlar Vadisi hayranı olarak başlamasını istiyorum. Videonun sonuna geldik. Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili elime geçen bütün bilgileri sizlere bu kanalda anlatacağım. Bu videoları kaçırmamak için de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayınız. Sizce Kurtlar Vadisi başlar mı? Yorum kısmında sizleri de bekliyorum. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.